gurbet, insanın doğumuyla başlayıp ömrünün sonuna kadar devam eden bir göçtü. Gurbet, başka memleketlere, başka ülkelere götürür insanı. Sürekli hicret eder insanoğlu. Sevgili 14 TV izleyicileri, Hayatın Ekranı 14 TV'de bugün Belçika'da bir Hristiyan. Ama içimizde Sıla diye kalıverir, vatan hasreti, memleket hasreti. Selman'la gurbetçinin kamerası tam da bu yaralara dokunarak vatan hasreti çeken gurbetçilerle memleketlerinde olan sevdikleri arasında 14 TV aracılığıyla bir köprü oluşturmaktadır. Selman'la gurbetçinin kamerası pazar akşam saat 23'te Hayatın Ekranı 14'te. Değerli 14 TV izleyicileri, bulunduğumuz yerden Belçika'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti ve selamı üzerinize olsun. Bulunduğumuz yer Limburg bölgesi ve Genk şehrindeyiz ve Genk Ehlibeyt Camisi'ndeyiz. Buradaki cami cemaatinin deprem mesajlarını alacağız. Yanımızda cami yönetim başkanı kardeşimiz var. Öncelikle bir merhaba diyelim. Merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Sizi bir tanıyalım öncelikle. Evet, ben Genk Ehlibeyt Cami Başkanı Ekrem Alakuş. Türkiye'deki deprem dolayısıyla bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara sağlık diliyorum. Türkiye'mizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Biz de Genk Ehlibeyt Camisi Derneği yönetimi olarak pazar günü burada bir kahvaltı verdik. Allah bütün vatandaşlarımızdan, milletimizden razı olsun. Cami yönetimi olarak burada bir yardımda bulunduk. Allah yardımlarınızı kabul etsin. Allah AFAD'a gönderdik özellikle. Allah milletimizden razı olsun. Kalanlara da, Türkiye'deki kalanlara da sağlık, sıhhat versin. Sabır versin. Bu kadar bizden. Çok teşekkür ederiz. Allah hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için Kanal 14'e özellikle çok çok teşekkür ederiz. Sesimizi duyuyor. Sesimizin ses oluyor. Allah razı olsun sizlerden de. Burada olmanızda çok teşekkür ederim. Eyvallah. Görevim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sizi de bir tanıyalım lütfen. Ben Hacı Mikail Genç'ten. Camimizdeyiz şimdi. Cuma'daydı. Geldik Cuma'ya. Rabbime şükürler olsun bu camı bugün, bu haftada cumamızı da kılabildik. İşte demin başkanın dediği gibi gerçekten artık üzülmemek elde değil. Binlerce insanımızı kaybettik. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Deprem gerçekten de Türkiye'mizi de bizi de felç etti. Elimizden geldiği kadar biz de yardımda olsun, üzüntüde olsun, her şeyde böylecene bir arada olmayı da Rabbim nasip etsin ki bir arada toplanıyoruz, bir arada bir araya geliyoruz. Bir arada da işte derdimizi biraz olsun paylaşıyoruz. Türkiye'deki acılarımızı da biraz olsun paylaştık. Bugün de Cuma'da da Allah hocamızdan razı olsun, güzel konulara da değindiler. Gerçekten de artık her Cuma günü güzel konulara değiniyor da. Tabii bu Cuma'da da olsun, camimiz ne güzel, camide aslında cami kadar güzel bir şey. Ben nasıl ki Cuma günleri geliyor, içimde bir ferahlık. Allah daim etsin. Hacı abim, bu deprem bölgelerinde, 10 bölgede yakınlarınız var mı? Hiç böyle haberleştiğiniz, hayatını kaybeden dostlarınız, akrabalarınız var mı? Yok, bu yoktur. Hemşerilerimiz vardır. Hepsi orada. Artık oradaki... Türkiye'deki yani illa benim akrabam olacak diye bir şey yok. Hepimiz canımız, kardeşimiz, çocuklarımız, o acılar aman Allah'ım, o acıları kimseye gösterme. Gerçekten de kanallara baktığımız zaman, televizyonlara baktığımız zaman ya hangi yürek dayanacak böyle şeyler acılara? Rabbim bir daha göstermesin. Amin. Sağ olun. Çok teşekkürler.
Sizi de bir tanıyalım lütfen. Ben Suat Alakuş. Siz neler söylemek istersiniz? Ülkemizde biliyorsunuz on binlerce insan hayatını kaybetti. Yaralılarımız var. Evsiz barksız insanlar var. Duygularınızı, düşüncelerinizi ve taziye mesajınızı alabilir miyiz? Vallahi ne, buna söylenize bir şey yok. Ağzılarımız çok büyük. Orada Türkiye'nin ağzı bizim ağzımız. Geçen pazar günü de biz burada Ehl-i Beyt Derneği olarak para topladık. Yardım topladık. Elimizden o geliyor. Allah ölenlere rahmet eylesin. Sağlara da sabır versin. Amin. Sizin tanıdıklarınız, yakınlarınız var mı depremde hayatını kaybedenler içerisinde? Tanıdıklarım yok ama bütün ölenler bizim tanıdığımız. Onlar bizden. Din kardeşiyiz. Tabii din kardeşiyiz. Onlar bizden, biz de onlardanız. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Değerli kardeşim, Allah kabul etsin. Cumamızı kıldık. Herkes... Sizi de bir tanıyalım lütfen. Allah bu arada herkesin cumasını kabul etsin. Ben Ali Güneş, Iğdırlıyım. Kaç yıldır Belçika'da yaşıyorsun? Hemen hemen 20 yıl oldu. 20 yıl olacak yani Belçika'da yaşıyoruz. Ve ülkemizde, devletimizde 7.7 deprem oldu. 7.6 deprem oldu. Ve yurt dışında gurbetçi olarak biz bunu 14 şiddetinde hissettik. Yani buradaki acı bence oradaki acıdan bence daha fazla. Biz tattık diyorsunuz o acıyı. Çok. Bu arada ben çok duygusalım. Allah sabır versin. Değerli evet. Kardeşim, Türkiye'de yaşadığınız dönemde hiç depreme maruz kaldınız mı? Kaldım ama böyle yıkıcı bir depremde yani görmedim. Yani 50 yaşındayım ben. Böyle bir acı, böyle bir yıkım görülmedi yani. Ben hatta canlı şahit oldum. Yani Iğdır'da emniyet binasının içinde bile sallandık o arada. Allah'a çok şükür bir tane toz bile düşmedi. Yani çok hafif bir sarsıntı. Ama bu sarsıntı gerçekten tüm dünyayı yıktı geçti yani. Yani Allah orada ne bileyim hayatını kaybedenlere Allah rahmet etsin. İçinde de teyzemin kızı. Bu arada yakınlarınızdan evet, birini kaybettiniz. Diyorum, teyzemin kızı. Allah rahmet etsin. Nerman Karademir burada. Allah ona rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Tüm ölmüşlerimizi Allah şehitlik mertebesine kabul etsin. Yakınlarına Allah'tan ne, sabır versin. Yani tüm ülkemize, tüm dünyaya Allah'tan ne bileyim ölenlere rahmet, kalanlara sabır, yaralılara acil şifalar versin. Yetimlerimize, öksüzlerimize, sokakta kalanlara, herkese Allah yardım etsin. Allah razı olsun. Amin kardeşim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Hocam merhabalar. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz hocam? Öncelikle Kanal 14 adına buradasınız. Bir takım programlar yapmaktasınız. Daim ben de izliyoruz sizleri. Allah muvaffak etsin. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. Son zamanlarda ülkemizde 7.7 şiddetinde olan deprem, iki tane depremin 9 saat arayla yaşanması, 10 ilimizin yıkılması ve o yıkılan binaların altında verilen canlar, çekilen o acılar gerçekten de insan baktığı zaman, izlediği zaman ağlamamak elde değil. İçler acısı bir durum. Her ne kadar biz hayatımızı kazanmak için çalışıp çabalamak için yurt dışındayız ama gönlümüz, yüreğimiz, aklımız, fikrimiz hep vatanımızın yanında, milletimizin yanında, insanımızın yanında.
Dolayısıyla son deprem hepimizi derinden yaraladı, hepimizi derinden üzdü. Bol bol üzüldük, ağladık, gözyaşı döktük, dualar, Kur'anlar okuduk. Allah orada kabul etsin inşallah. Hayatını kaybeden insanlarımız için. Son geçen hafta pazar günü burada program yaptık. Kahvaltı adı altında halkımız buraya toplandı. Acılarımızı paylaştık. Dolayısıyla o kahvaltı neticesinde de 5000 euroya yakın para toplandı ve bunu da depremzedelere biz gönderdik. Allah razı olsun. Amin inşallah. Şimdi şöyle bir şey var, yani bizim gönlümüz her zaman ülkemizin yanında, halkımızın yanında. Allah halkımıza sabır versin, devletimize, milletimize sabır versin. Maalesef böyle bir acı yaşandı ülkemizde. Rabbim inşallah tekrarına yaşatmasın. Amin hocam. Tekrar bu şekilde acılar göstermesin. Amin. Hocam bu olaydan bizlerin hayata geçirebileceği basit pratik şeyler nelerden, ne gibi ders çıkarmamız lazım? Hayatımızda sürekli uygulayacağımız ne gibi ders çıkarmamız lazım? Çıkaracağımız derslerin başında deprem insan öldürmez. İhmallık, basit yapılar, gelişi güzel ev yapımları, efendim kaçak yapılar, temeli sağlam olmayan binalar, yanlış yapılan inşaatlar, bunlardır insanı öldüren ve maalesef biz bunu da o 10 ilimizde gördük canlı olaraktan. Bir takım binalar yıkıldı, bir takımı yıkılmadı. Sebebine baktığımız zaman inşaat, müteahhit ve insanın doğru şekilde ev yapması. Yani insan kurallara, kanunlara uymalıdır. Bugün hangi ülkede yaşıyor isen mutlaka o ülkenin kanun ve kuralları doğrultusunda yaşamak durumundasın. Yani bugün eğer sen kalkıp gelişi güzel ev yaparsan, gelişi güzel efendim temel atarsan, mühendis olmadan, efendim bilir kişi olmadan, ehil kişi olmadan bina yaparsan, ister istemez bu gibi depremlerde de basit bir şekilde yıkılır ve bu sefer anneler ağlayır, insanlar ağlayır. İşte bunun bedelini de bütün insanlık ödüyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani ev yaparken önce sağlam bina kurmak gerekir. Dolayısıyla denetimdir vesairedir. Bunlar yerli yerinde olursa inanırım ki bu şekilde acılar da yaşanmaz diye düşünüyorum. Yani. Allah razı olsun hocam. Teşekkürler inşallah. Hacı abim selamun aleyküm, hayırlı cumalar, Allah kabul etsin. Allah tümlerimizin. Sizi de bir tanıyalım lütfen. Ben ismim Selahattin Akgül, Iğdırlıyım kendim, Genk'te oturuyorum. Evet. Siz neler söylemek istersiniz depremle ilgili? Şimdi hocam, depremle ilgili söylenecek çok şeyler var. Bunlar basite indirilmemeli. İnsan değerleri çok önemlidir. Bunun için öncelikle vatanımızda bu depremden etkilenen ölenleri rahmetle anıyorum. Kalanlara şifa veririm yaralarımızı. Rabbim katında bağışlasın. Tabii bizim bir vatanımız var. Hep bir arada yaşıyoruz. Kendimiz eğer gurbetteysek ise gönlümüz vatanımızdadır. Allah bir daha bu felaketi ülkemize yaşatmasın. Amin. Sağ olun. Ülkemiz değerlidir. İnsanlarımız değerlidir. Fakat bu değerlere sahip çıkmak gerekir. İnsan değeri çok kutsaldır. Rabbim bizi en güzel değerde yaratmış. Ama ülkemizde 10 ilde birden bir felaket yaşandı. Çok acımız var, çok kaybımız var.
Rabbim bir daha göstermesin diyorum. Dünyada da bunlar yaşanmasın. Hepimiz kardeşiz. Amin. Allah razı olsun. Evet, teşekkürler. Sizden de sağ olun. Merhabalar küçük hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Evet. Adım Ece Nureroğlu. Belçika'danım. Memleketiniz neresi? İzmir. Ece Hanım, Türkiye'deki depremden haberiniz mutlaka olmuştur. Bir Türk vatandaşı olarak neler söylemek istersiniz? Duydum ve çok çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Ölenlere rahmet diliyorum. Hastalara acil şifalar. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Sağ ol. Geçmiş olsun Türkiye. Thank you well. Geçmiş olsun Türkiye. Thank you well. Alsjeblieft. Geçmiş olsun Türkiye. Geçmiş olsun Türkiye. Thank you well. Hartılık bir dank. Alsjeblieft. Gurbet, insanın doğumuyla başlayıp ömrünün sonuna kadar devam eden bir göçtü. Gurbet, başka memleketlere, başka ülkelere götürür insanı. Sürekli hicret eder insanoğlu. Sevgili 14 TV izleyicileri, Hayatın Ekranı 14 TV'de bugün Belçika'da bir Hristiyan. Ama içimizde Sıla diye kalıverir, vatan hasreti, memleket hasreti. Selman'la gurbetçinin kamerası tam da bu yaralara dokunarak vatan hasreti çeken gurbetçilerle memleketlerinde olan sevdikleri arasında 14 TV aracılığıyla bir köprü oluşturmaktadır. Selman'la gurbetçinin kamerası pazar akşam saat 23'te, Hayatın Ekranı 14'te.